İlginç bir maç yapıyoruz. Rakip böyle. Biz böyleyiz. Daha doğrusu biz normaliz. Rakip çok güçlü. Adam bize kafayı takmış. Hani küfür etsek olmayacak, etmesek olmayacak. Bir video çekelim dedik. Ona da izin yok. Hani anlamıyorum ki. Ama bakalım. Bu maçta ne olacak? Yani bu takımı yenebilecek miyiz? Bir de bundan sonra sohbetimiz var. Onu da hallederim. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Yani anlamıyorum arkadaşlar ya. Bir video çekeceğiz. Facebook'tan arkadaş mı ne? Bilmiyorum. Bundan sonra bir sürü konu konuşmamız lazım. Ne bileyim. İnanın hal bırakmadılar insanı da ya. Neşe bırakmadılar. Hani. İşte görün arkadaşlar. Şu adamı bulup bana getirene forma hediye edeceğim ya. Yani şu adamı. Hani gerekirse token verir forma alırım ha. Bu adamı bana bulana. Bu adamı bana bulun. Facebook'unu bana bulun. Allah'ınızı severseniz. Yani şey de bu. Hani Facebook'unu da bana bulun. Ya yemek yenilmek de konu değil arkadaşlar ya. Bir video çekemiyoruz. Küfür etsen anlamıyor. Bozuk karakterli bir insan. Bulamıyorum. Yani inanın yani gidip sıfırdan takım kuracağım. Yani kanalım başlatmak için. Yani bu nedir arkadaşlar ya? Yemin ederim anlamadım gitti ya. Ya yenmesi çok doğal arkadaşlar. 10-0 da yener. Görüyorsunuz. Yeniyoruz gene anlamıyor. Yeniliyoruz gene anlamıyor. Anlamadım ki. Ya başka bir şey konuşacaktım arkadaşlar ya. Artık vallahi yap. Uzun bir video atacağım ama. Yani arkadaşlar ben bunu ne yapayım nasıl yeneyim ya? Allah'ınızı severseniz. Yani bizim gücümüz şu. İşte ne bileyim yıldızlarımız da görünmüyor ki. İşte neyse bizi biliyorsunuz 116'yız adam. Artı 200. Tamam bir şey yapacağız. Bir de biz de tam video çekmek için şey hazırlamıştık arkadaşlar ya. Böyle bir şey hazırlamıştık. Artık ne yapalım. Hazırlayıp tam çekeceğiz ya bekliyor ya. Ya sen bizi rahat yenersin zaten kardeşim. Git başka takım bul ya. Bundan sonra bir 15 dakika ayarlayacağım. Ya atarsınız zaten. Yani şu güce bakın arkadaşlar. Eşitleme yürekleri de yok. Yani biz bunu nasıl iki tane atmışız da hayret. Zaten başta bir tane yemişiz hemen. 10-0 da yener bu bize arkadaşlar da işte. Yenersem üstüne bir de konuyla sohbetle güzel olur. Bari bir ifşa etmiş oluruz. Ya o kalecisi her şey müthiştir bunun.
Ne olacak ki? Gol değmez dursa. Urabe de sakatlansın zaten. Sen de gol at. İyi. En iyisi şu dakika kaçmış? 33. 46'ya bir tane maç ayarlayayım da. Yani sohbetimizi edelim. Zaten yenerse yener. 46. 46. 47'ye ayarlayalım. Tam video çekeceğiz. Kondisyonumuz da yok. Kornerden yiyeyim bakayım. Abi bu kaleci gol yemez ki. Arkadaşlar 200'lük takım nasıl yenilir? Nasıl ezeriz? Nasıl darmadağın ederiz? Bir de videolu gösterelim dedik. Asıl konumuza da birazdan geleceğiz arkadaşlar. Orkun Atsan'a, Selim'e, Marça, Lana, Lan, şeye, Josef, İbrahim, Bamraks, Tibor, Turan, işte Osman Yavuz, Pepe, Azubuke Gosso, Muhammed, Alinira, Raul, Payco'ya gösteriyoruz arkadaşlar. Nasıl yenilir? Nasıl parçalanır? Geçmiş olsun, gösterelim arkadaşlarımıza. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bugün bunun dışında şey anlatacaktım. Yıldız düşüklüğünü. Arkadaşlar her seviye yükseldiğimizde neden yıldız düşüyor? Her seviye yükseldiğimizde bir klasman üste çıkıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden yıldız düşüyor arkadaşlar. Ama kalite düşmüyor. Bir oyuncunuz o seviyede kaliteliyse diğer seviyede de kalitesi düşmüyor. Sadece yıldızı düşüyor. 5 yıldız da olsa, 4 yıldız da düşse, 6 yıldız da olsa, 5'e de düşse hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Eğer klassa, klaslığını gösterir, kaliteliyse gösterir ve size gösterdiğim special, özel antrenmanlar yaptırdığınızda oyuncuyu 100'ken, 80'ken de bayağı yüksek 7 yıldızlı bir futbolcu gibi olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yıldızımıza önem vermeyelim. Kaliteye önem verelim. Eğer verimliyse 4 yıldızken de 5 yıldızken de oynatalım. Üst seviyeye çıkması, yıldızının düşmesi oyuncunun kalitesinin düştüğünü göstermez arkadaşlar. Bu arada 3-6-1 taktiğiyle oynuyoruz biliyorsunuz. Bizim durumu gösterelim size. Arkadaş 227 maç kazanmışız. 14 maç berabere kalmışız. 10 maç yenilmişiz. Dediğim gibi sabırlı şekilde kaliteli oyuncularınızla götürün. Yıldızı düşük olup kaliteli olanlar da var. Adamın içi 150 olur. Ama yıldız 5 yıldız olur. Oynatın arkadaşlar. Çok iş yapar. Haberiniz olsun. Şimdi şunu demek istiyorum. Bunu o arkadaş da izliyorsa ya da onun gibi arkadaşlar da izliyorsa ya lütfen ya emek veriyoruz ya. Ya biz de maçı yapmayın arkadaş. 200 de olsanız yani yeniyoruz. Gene anlamıyorsunuz. İster yedekle çıkın isterse bütün takım yer değiştirin. Siz 200 seviyeyken sizi yenmek bizim başarımız. Bunu anlamıyorsunuz. Resimlerle ifşa ettik. Bir de maçla ifşa edeceğiz. Eğer denge yakın olsaydık zaten parçalardık. Onun için anlamıyor arkadaşlar. Anlamıyor. Bir tanesi daha yapmış arkadaşlar maç. Zayıf herhalde rakip. Bakayım. Ha, bu düşükmüş. Aynen bu düşükmüş.
Sağ olsun. 7 taneymiş gitmiş. Yıldızla ilgili anladınız değil mi? Yani böyle. Bir de bunu iyice gösterelim de. Arkadaşlar yaptığımız rakibin derecesi bu. Oyuncu değiştirsen olur, değiştirmesen olur. Diğer yedekleri de bu. Biz de istatistik olarak adamı ezdik. Sizin sayenizde. Neyse. Şimdi yıldızı düşüklüğünü anladınız sanırım. Lütfen yıldızı düşük oyuncularınızı tutun. Kalitesi yüksekse. Yani adamın dışı 60 ama içi 120. İçsel özellikleri. Arkadaşlar bu oyuncu zaten 120'lik oyuncudur. Hani yıldız düşüyor diye oyuncuyu sakın göndermeyin. Adam kaliteliyse kalitelidir. Bizim de taktiğimiz bu. Uygulamak isteyenlere benim videom da var 3-6-1 ona da baksınlar. Neyse uzun bir video oldu sanırım. Bir iki dakika daha konuşup ondan sonra çıkacağız. Buraya da arkadaşlar ilkini biz kazandık. İkincide de bu durumdayız. Bu arkadaş biz bunu geçeriz. Ama bizim geçemeyeceğimiz bir tane var arkadaşlar. Nerede o? Bu. Biz bunu geçemeyiz arkadaşlar. Benim hedefim bura. Yani ikincilik. 10 token almak. 15 yeşil. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Nostalji tarzı oynamak oyuncuların bazı yeteneklerini daha iyi gösteriyor. Onu söyleyebilirim. Şurada mesela şunu 5-2 yemişiz arkadaşlar. Maçı yayınlayamadık. Sizin desteklerinizle. Rakip bu arkadaş. 115.6. Biz de zaten 116'ydık ve biz bunu çok rahat oynuyor oynaya Tsubasa'nın şovuyla yendik. 3-6-1 taktiği çok güzel. Bir de nostaljik tarzı oynamak da çok işe yarıyor. Haberiniz olsun. Bu arkadaş da yenilmelere doyamıyor. Taktı bize kafayı. Bunu bana bulana forma hediye arkadaşlar. Bunu bana Facebook'unu bulana forma hediye. Sadece içimden gelenleri söyleyeceğim. Zaten engellesek de gene çıkar da ben içimden gelen söyleyeyim. Yani 200'lük takım nasıl yenilir? Artı 200'lük takım. Videomuzda bunu da söyleyeceğiz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şunu halledelim. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Tekrar diyorum Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.